Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeylerden erbe. Yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim sesleriyle. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara insanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Ona beyaz cadı diyorlardı. Anlaşıldığı üzere Coventry yakınlarındaki 14. yüzyıldan kalma mahzeni ziyaret eden 3 varlıktan biriydi. Söylentilerde de aynen böyle tanımlanıyordu. Bir varlık. Genelde kenar çizgileri zor seçilebilen, saydam, bazen duman gibi bir insan siluetiydi. Bir keresinde bu varlık mahzen merdivenlerinden üst kata çıkarken görülmüştü. Korku içinde taş kesilerek bu görüntüyü izleyen turizm danışma bürosu elemanları, bir süre sonra bu şeyin yavaşça kaybolduğuna şahit oldular. O sırada seyahat ofisinde müdür yardımcısı olan Carol Young, varlığın da yüzünde büyük bir korku gördüğünü anlatır. Bir şeyler onu çok rahatsız etmiş gibiydi. Ancak bu olay, varlığın ofisi ilk ziyareti değildi. Ofise uğradığı sırada bir Kanadalı gazeteci, sanki arka tarafından birisi dikkatle kendisine bakıyormuş gibi bir duyguya kapıldığını söylemişti. Bu olay yalnızca bölgenin cadılar ve büyücüler topluluğunda değil, üniversitelerde de yayıldı. Coventry Üniversitesi'nden Uluslararası Çalışmalar ve Hukuk Fakültesi'nde deney görevlisi ve yarı zamanlı öğretmen olan Vic Tandy, bu fenomenle çoğu kişiden daha fazla ilgilendi. Bu adam bir dönem üniversiteyi, koridorlarında da sık sık görülen hayaletlerden kurtaran adam olarak da biliniyordu. ...3200 yıl önceki kırık kil tabletler ve papirüslerle günümüze dek gelen Sümerlere ve Antik Mısır'a ait hikayelerden YouTube kanallarında yayınlanan hayaletlerle karşılaşma videolarına dek ruhlarla, cinlerle veya Batı folklöründe yoğun bir şekilde yer alan goblinlerle ilgili korkutucu hikayeler antik zamanlardan beri insanların ilgisini çekmiş ve her zaman en gözde konulardan biri olmuştur. Bu hikayeler her ne kadar bilim tarafından gerçek dışı görülse de her zaman gizem avcılarının, paranormal araştırmacılarının favorisi olmuş, okuyanları ve izleyenleri derinden etkilemiştir. Bu hikayelerde ruhlar veya hayaletler ya olayın kahramanıdır ya da olayın kahramanı olan insanın onlara büyük inancı vardır. Yani onlarla ya beklenmedik, istenmedik bir anda karşılaşılır ya da sihir, büyü yoluyla çağrılırlar. Ancak bu hikayelerin veya gerçek olduğu iddia edilen somut olayların hepsinin sadece insanları korkutma amacıyla kurgulandığını düşünmek yanlış olacaktır. Çünkü hikayelerin birçoğu derin manevi mesajlar da içermektedir. Hayaletlere, ruhlara veya görünmeyen varlıklara inanç dünyanın bütün kültürlerinde derin bir yer edinmiştir. Peki hayalet veya ruh kelimesi neden insanları bu kadar ürpertir? Bir vücuda dahi sahip olmayan ve hikayelerin çoğunda insanlara fiziksel zarar vermeyen bir varlık, neden insanları neredeyse yok edici bir virüsten bile daha fazla sarsar? Baştan söyleyelim ki hayalet kelimesi insanları ruh kelimesinden daha çok korkutur. Bunun nedeni belki de iki kavram arasındaki farkla ilgilidir.
Ruh, esasen bu dünyadan göç etmiş insana ait olan, maddi olmayan, beden işlevini tamamen kaybettikten sonra yaşamaya devam eden kısımdır. Tartışmalı dahi olsa, yaygın dini inançlara göre ruh öteki dünyada veya diğer boyutta yaşar. Onlar artık sonsuz huzura ermişlerdir ve arada bir bu boyuta geçerek yakınlarını rahatsız etmeden ziyaret ederler. Hayalet ise bazı nedenlerden dolayı öteki boyuta geçememiş ruhtur. Hala çizginin bu tarafındadır. Bu nedenle de çeşitli hikayelerde insanları rahatsız eden genelde ruh değil, hayalettir. Daha rahatlatıcı, sakinleştirici, dost canlı olan ruhların aksine agresif, korkutucu ve rahatsız edicidirler. Hikayelerde, filmlerde de olduğu gibi esasen duman veya saydam insan şeklinde tasvir edilirler. Yıllar önce hazırladığımız Hışırtı adlı videomuzda bu konulara farklı bir açıdan değinmiştik. Bu akşam ise sizden gelen isteklerin yoğunluğunu da dikkate alarak bu konuyu kesinlikle tekrara girmeden bir kez daha inceleyeceğiz. Ruh veya hayalet diye bir şeyin var olup olmadığı, varoluşun en kritik sorularından biridir ve yüzyıllardır insanlar bu soruya net cevap verememişlerdir. Ancak doğal olarak insan, gördüğü veya duyduğu her şeyin varlığına inanma hakkı elde eder. Peki nedir insanın gördüğü? Eğer düz mantık yürütürsek, netteki hayalet videolarının tamamı sahte olmalı çünkü genel bir varsayıma göre onlar çok fazla ince oldukları ve ışığı da yansıtmadıklarından görülmeleri ve hatta varlıklarının anlaşılması dahi mümkün değil. 1998 yılında Vic Tandy ve Tony Lawrence, Psişik Araştırmalar Derneği dergisinde Hayaletler Makinada adlı bir araştırma yazısı yayınladılar. Bu yazıya göre ortamda bu varlıkların belirmesinin en önemli belirtisi infrason, yani insan kulağının algılayamadığı ancak özel aygıtlar tarafından algılanan oldukça düşük frekanslı seslerdir. Vic Tandy kısa bir süre sonra dergiye bir yazı daha yolladı. Yazının başlığı bu durumdaki şeydi. Yazı bir turizm ofisindeyken Kanadalı bir gazeteciyi ve bir de bir medyumu korkutan gizemli bir failden bahsediyor ve yine ortamda 18.9 Hz'lik oldukça düşük frekanslı seslerin algılandığını vurguluyordu. Ayrıca Vic Tandy bu yazısında bizzat yaşadığı bir deneyimini de aktarmıştı. Birkaç yıl önce üniversite laboratuvarında anestezi makinelerinin geliştirilmesiyle uğraşırken saatin kaç olduğunun farkında değildi. Derken ilginç bir şey hissetti. Sanki birisi dikkatle ona bakıyordu. Çevresinde kimse yoktu ama o üzerinde birinin bakışlarını hissediyordu. Yavaşça dönüp çevresine bakındığı anda gördüğü şeyin ürpertisinden saçları yerinden oynadı. Gri renkli, sis gibi bir silüet kendisine doğru yaklaşmaktaydı. Muhtemelen elleri olan iki belirsiz şeyi bilim adamına doğru uzatmıştı. Derken silüet gittikçe beyazlamaya, daha belirsiz bir hale gelmeye başladı ve kısa sürede tamamen kayboldu. Anlattığına göre bilim insanı tüm bedeninden soğuk terler aktığını hissetti. İlk başta bunun uzun süren yoğun çalışmalar sonucu aşırı yorgunluktan kaynaklanan görsel oyunlar olduğunu sanmıştı. Ama bu sadece bir ihtimaldi. Ya bu henüz bilimin tanımlayamadığı gerçek bir şey ise? Sonuçta evreni tamamen çözebilmiş değiliz ve anlayamadığımız, tanımlayamadığımız çok şey var. Örneğin İspanya'nın güneyindeki Belmez kasabasında yaşanan bir olgunun hala açıklaması yapılamadı. Bu olayı muhtemelen bazılarınız duymuştur. Yaklaşık 50 yıldır devam eden bu esrar, 23 Ağustos 1971 yılında Maria Gomez Camara adlı bir kadının mutfağının zemininde rastgele insan yüzleri belirdiğini ihbar etmesiyle başladı. Kadının kocası Juan Pereira ve oğulları Miguel, yerdeki bu insan yüzlerini silmeyi başaramayınca kazmalarla tahrip ettiler ve zemini yeniden betonla sıvadılar.
Ancak yeni beton zeminde farklı yüzler belirmeye devam ediyordu. Kadının ihbarı üzerine bölgenin belediye başkanı, beliren yüzlerin tahrip edilmesini yasakladı ve yeni örnekleri zeminden kazmak suretiyle olduğu gibi alarak incelemeye yolladı. Olayın duyulmasıyla birlikte Pereyraların evi ziyaretçi akınına uğradı. Kadının iddiasına göre yıllar boyunca kadınlara ve erkeklere ait farklı tiplerde yüzler evinde belirmeye devam etti. 1993 yılında yine Psişik Araştırmalar Derneği dergisinde incelemelerin sonuçları yayınlandı. Yazının sahibi olan Luis Ruiz Nogues, alınan örneklerde boya üretiminde pigment olarak kullanılan 3 katyonun bulunduğunu yazıyordu. Bunlar çinko, kurşun ve kromdu. Bu bulgular, belmez yüzlerinin boya kullanılarak yapılmış sahtekarlık olma ihtimalini doğuruyordu. Uzun yıllar boyunca kurşun, özellikle temel renklerin oluşturulmasında pigment olarak yaygın bir şekilde kullanılmıştı. Ancak bu oldukça düşük bir ihtimaldi çünkü bu ihtimalin varsayım dahi olsa geçerlilik kazanması için krom miktarının da yeterli düzeyde olması gerekirdi. Ayrıca Luis Ruiz Nogues'in kendisi de bu bulguların işin içinde boya olduğunun kanıtlanması için yetersiz olduğunu kabul ediyordu. Mesela hiçbir boya silinmeye bu kadar direnç gösteremezdi. Güçlü asitlerle silindiğinde ise geriye zeminden iyi kötü ayırt edilebilen ince bir iz bırakması gerekliydi. Bu yüzleri ise üzerinde ne denenirse denensin hiçbir şekilde silinmiyordu. Bu nedenle de bu yüzler zeminler kırılarak çıkarılmak zorunda kalınmıştı. Madrid Complutense Üniversitesi'nden sosyolog Manuel Martin Serrano, Mucize Sosyoloji kitabında bu olaydan bahseder. Serrano'ya göre bu olay büyük bir ihtimalle maddi çıkar sağlamak amacıyla yapılmış sahtekarlıktı. Kitapta Belmez kasabasında yaşayan onlarca sakinle yapılmış röportajlar da yer alır. Uzun yıllar boyunca özellikle perili davaları inceleyen İspanyol Parapsikoloji Derneği Başkan Yardımcısı José Luis Jordán, 1971 yılında bu olayı inceleyecek bir ekip kurması ve başkanlığını yapması için görevlendirildi. Jordán, özellikle beton kimyasında uzmanlaşmış bir ekip kurarak incelemelere başladı. Rapor yine net bir sonuçtan bahsetmiyor, olasılıkları sıralıyordu. Bunlar yine koyu kahverengimsi pigmentasyon, kurum ve sirke karışımı ve kimyasal bir bileşimin agresif reaksiyonu olarak sıralanmıştı. İspanyol Parapsikologlar Derneği Başkanı Ramos Pereira, Belmez yüzlerinin ilk ve en ünlüsü olan La Pava'nın kızılötesi fotoğraflarının çekildiğini ve tasvirde boya izlerinin görüldüğünü açıklamıştır. İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nden araştırmacı Alonso da kimyasal testler yapmış, bunların sonucunda yine boyadan bahsedilmiştir ancak sonuçlar hem karışık hem de kesin değildi. Alonso ilginç bir şekilde bu konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapmayı reddetmiştir. Belmez davasının ana araştırmacıları Hans Bender ve Hermann de Argumosa idi. Bu iki araştırmacı olaylar daha yeni başladığında incelemelere ilk başlayan insanlardı. Ancak ne Bender ne de Argumosa bu yüzlerle ilgili resmi bir rapor yayınlamadılar. Özellikle Argumosa bu olayı 2 yıldan daha uzun bir süre araştırmasına rağmen sonuçları açıklamayı reddetmiştir. Durum gittikçe daha da karışık bir hal alıyordu. 1990 yılında İspanya Seramik ve Cam Enstitüsü tarafından iki ayrı yüzden alınan örnekler üzerinde incelemeler yapıldı. Mineralojik ve kimyasal açıdan moleküllerine dek incelenen örneklerde diğer test sonuçlarının aksine hiç boya izinin bulunmadığı açıklandı. 2014 yılında ise araştırmacı gazeteci Iker Jiménez olası sahtekarlığı ortaya çıkarmak üzere adli tıp incelemesi yaptırdı. Altını çizelim ki incelemelerin yapıldığı enstitünün müdürü Luis Alamancos daha sonra Avrupa Polisi Onur Ödülü'ne layık görülecektir. İşte bu inceleme sonucunda yayınlanan rapor gerçekten de ortalığı ayağa kaldıracak türdendi. Rapor sonuçlarına göre ev sahibinin izniyle alınan yüz örneklerinden hiçbirinde değil boya, herhangi yapay türden bir dış müdahale izi dahi bulunamamıştır.
kafası iyice karışan Alamankos, daha önceki test sonuçlarına geçen spesifik çözücüler, hidroklorik asit ve gümüş nitrat dahil olmak üzere bahsi geçen tüm maddelerin hepsini kullanarak benzer yüzler elde etmeye çalıştı. Ancak hiçbir şey elde edemedi. Bilim insanı daha sonra samimi bir şekilde sonuçların yalnızca şaşkınlığa neden olduğunu açıkladı. Ondan sonra yapılan testler de yalnızca bazı varsayımlar ortaya koymakta, hiçbir test sonucu net cevaplar verememekteydi. 2004 yılında bu tartışmalar devam ederken ev sahibesi Maria Gomez 85 yaşında vefat etti. Bir süre sonra ünlü medyum ve paranormal araştırmacısı olan Pedro Amoros evde yeni incelemeler yaptı ve yeni yüzlerin ortaya çıktığını iddia etti. Fakat Amoros'un iddiaları yerel gazete tarafından yalanlandı. Daha sonra anlaşıldığı üzere yüzler zamanla deforme oluyor. Belmez yüzlerinden belki de en ürperticisi olan La Pava adlandırılan bu yüz, zaman içinde silinmeye başlamıştır. Ardale, Victoria Eyaleti, Güneybatı Avustralya. Beyaz, görkemli, biraz Victoria dönemi İngiliz, biraz İtalyan mimarisini andıran, etrafı ağaçlandırılmış dev bir kompleks. Burası 1864 yılında inşa edilmiş bir psikiyatri hastalıkları hastanesidir. İlk yapıldığı dönemler kaçıklar evi olarak biliniyordu. Zihinsel hastalıklara karşı ilkel tutumun hüküm sürdüğü, hastalara deli gömleklerinin giydirildiği, can yakıcı elektrik ekipmanlarıyla şok tedavilerinin uygulandığı zamanların hatırası. Doğum sonrası depresyonundan epilepsi, Down sendromu ve şizofreniye kadar her çeşit ruhsal ve zihinsel hastaları tedavi merkezi, aynı zamanda aşırı derecede suç eğilimli ve iflah olmaz kötülük taşıyan en tehlikeli hastaların kapatıldığı bir tür hapishaneydi. Bu yönüyle burası cezaevlerini önemli bir yük ve sorumluluktan kurtarıyordu. 1998 yılında kapatıldı. 2001 yılında Melbourne Politeknik Enstitüsü'nün kampüsüne dönüştürüldü. Avustralya'nın terk edilmiş bu en büyük zihinsel hastalıklar enstitüsü, açılışından kapanışına kadar ki 130 yıllık faaliyeti boyunca 13 bin insan kaybı yaşamıştır. Buna hastalar, mahkumlar ve personel de dahildir. Bu binada her zaman yaklaşık 1000 hasta ve personel bir arada bulunmuştur. Birbirine bitişik 60 ayrı yapı arasında en kötü şöhrete sahip bina, J Ward isimli bu kısımdır. Burası en tehlikeli akıl hastalarının tutulduğu, yüksek güvenlikli bir hapishanedir. Dünya suç tarihine geçmiş en uzun süre hapis yatmış mahpuslardan birkaçı ömrünü burada tüketti. Bunlardan en ünlüsü Charles Fossard isimli Fransız bir mahkumdu. 1903 yılında bir cinayetten hapsedilen Fossard, 1974 yılında burada yaşamını yitirdiğinde 71 yıl hapis yatmıştı. Bir diğer mahkum olan Bill Wallace ile ilgili aslında hiç dava açılmamış, sadece sigara yüzünden çıkan tartışmada arkadaşını vurduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ancak kısa süre sonra buradaki doktorlar tarafından deli teşhisi konunca, valinin emriyle ömür boyu buraya kilitlendi. Wallace 1989 yılında 64 yıllık mahkum iken 107 yaşında yaşamını yitirdi. Burada Andrew Weir, Henry Morgan ve Robert Francis Burns isimli 3 mahkum eğitim alanında idam edilmiştir. Bu insanlardan ikisinin bir fotoğrafı bile yok.
cinayetten hüküm giydikleri için cenaze törenleri yapılmamıştır. Mezarlarının yeri bilinmiyor. Bir zamanlar yaşadıklarına dair tek kanıt, hapishane duvarında kalan çizikler. Aradel Psikiyatri Hastanesi 90'lı yıllarda restore edilerek turizme açıldı. Paranormal fenomenlere inanın veya inanmayın, bu binayı dolaşırken başka hiçbir yerde hissedemeyeceğiniz duygular sizi etkisi altına alıyor. Bugün burayı ziyaret edenler, saatin olmadığı yerlerde duvar saati tıkırtısı, birilerinin dokunuşunu, itildiklerini ve ısırıldıklarını hissettiklerini anlatırlar. Kameralar dahil olmak üzere telefonlar ve diğer elektronik aletler sık sık arızalanır. İnsanlar beklenmedik bir şekilde bayılırlar, koğuşlarda uğursuz bir koku aldıklarını, anlatılmaz bir trans hali ve ara ara sanki bir hasta kafasını duvara vuruyormuş gibi sesler duyduklarını anlatırlar. Tabii bu sesleri ve kokuları herkes alamıyor. Bu özelliklerinden dolayı bu hastane her yıl akın akın hayalet ve paranormal meraklılarının ziyaretine uğruyor. Amirin ofisinin yakınlarından geçerken, ziyaretçilerden bazıları dillerinde acı bir tat duyduklarını anlatmışlardır. Anlatılanlara göre amirlerden biri ofisindeyken, prusik asit veya hidrojen siyanidi alarak hayatına son vermiştir. Bu kişinin ismi tam olarak bilinmiyor. Ancak bir varsayıma göre bu amir 1912 yılında iş başındayken vefat eden William Mullen olabilir. Çok eski çağlardan günümüze gelen efsanelere göre hayaletler rahatsız ruhlardır. Huzura erememişlerdir çünkü ya misyonlarını tamamlayamamışlardır ya da başka bir görevle geri gönderilmişlerdir. Mesela intikam. Faili meçhul bir olayla hayattan koparılmış bir insanın ruhu, gerçek suçlunun cezasını vermek için hayalete dönüşebilir. Ya da hayattayken yaptığı bir hatasını telafi etmek için. Araştırmacı Vadim Burlak'ın yorumuna göre ise hayaletler bazen zaman veya mekanda kaybolabiliyorlar. Metafizikçiler hayaletlerin birkaç çeşidi olduğunu söylerler. Bunlardan biri yerleşik hayaletlerdir. Bu varlıklar genelde aynı yerlerde, aynı görünümde insanların karşısına çıkarlar. Bu varlıklar insanlarla değil, bulundukları yerle ilgilidirler. O bölgeyle ilgili bir takıntıları vardır. Bunlar her zaman insan hayaletleri olmayabilir. Fakat insan beyni esasen insansı figürleri daha kolay algılayabildiğinden hayvanlara ait olanları kolay fark edemeyiz. Oysa en az insanlar kadar onların hayaletleri de çevremizde dolaşır. Kimi zaman hayaletler, önemli bir mesajı yaşayan insanlara iletmek üzere geri dönerler. Bu durumda yakınlarından birinin rüyasına girer veya gözüne görünürler. Genelde konuşmaz, mesajlarını belli bir şeye işaret ederek veya jestlerle anlatırlar. Yine nadiren de olsa henüz hayatta olan birinin hayaleti başka birine görünebilir. Aktarılan olaylarda bu hayaletler ya başı oldukça büyük bir belada olan ya da vefat etmek üzere olan insanlara ait oluyor. Tarihin en büyük mucitlerinden Nikola Tesla, bir akşam gördüğü halüsinasyonların arasında bariz bir şekilde annesini görmüştü. Kısa bir süre sonra aynı akşam annesinin vefat ettiğini öğrenecekti. Hampton Court Sarayı, Birleşik Krallık.
Kral 8. Henry tarafından gözdesi Kardinal Thomas Wolsey için yapılmıştır. 1529 yılında kardinal vefatına az bir süre kala sarayı yeniden krala teslim etmiş, bu tarihten sonra saray kralın en gözde mekanlarından biri olmuştur. Hampton Court Sarayı şu an Kraliçe 2. Elizabeth ve hanedanlığına aittir. Bu sarayda yaşayan hayalet dünya çapında ünlüdür. Genelde aynı görünümde gri renkli bir kadın şeklinde belirir. İsmi de Grey Lady'dir. Korkunç paranormal aktivitelerin çok sık yaşandığı bir evde büyüyen İngiliz gazeteci Hannah Betts bile Hampton Court Sarayı'nı ziyaret ettiği sırada gördüklerinden sarsılmıştır. Geceleri etrafta gül ve tütsü kokuları hissedilir. Görevlilerin anlattığına göre bu, ahşapların zamanla genişlemesiyle alakalıdır. Müzeye dönüştürülmüş sarayın 651 çalışanı var. Yönetici konumunda olanların sarayın içinde kendi ofisleri bulunuyor. Bazı ziyaretçiler tarafından sıkça görülen Grey Lady'nin Kraliçe Catherine Howard veya Kraliçe 1. Elizabeth döneminin kraliyet hemşiresi Sybil Penn olduğu tahmin ediliyor. Sybil Penn, kraliçe çiçek hastalığına yakalandığında ona öyle bir özveriyle bakmıştı ki, sonunda kraliçeyi kurtarmış ancak kendisi çiçek hastalığına yakalanarak hayatını kaybetmiştir. Bu kadın, saray kayıtlarında kraliçe için kendi hayatını feda eden onur hizmetçisi olarak kaydedilmiştir. Sybil, saray yakınlarında bulunan Hampton köyündeki St. Mary Kilisesi'ne gömüldü. 300 yıla yakın bir zaman sonra 1829'da St. Mary Kilisesi restorasyon amacıyla yıkıldı ve bu süreçte Sybil'in mezarı da tahrip edildi. Catherine Howard, Kral 8. Henry'nin 5. karısıydı. Daha çok gençti. Kasım 1541'de Henry, Başpiskopos Cranmer'dan gelen mektubu aldığında Hampton Court'taki Kraliyet Şapeli'nde oturuyordu. Gelen haber kamuoyuna açıklanamayacak kadar kötüydü. Genç kraliçe, kralın 18 aylık karısı, kendisini dikensiz gül olarak adlandırdığı kral kocasını aldatmakla suçlanıyordu. Üstelik gizli ilişkisi olduğu iddia edilen kişi, hem kralın yakın arkadaşı hem de Catherine'in akrabası olan Thomas Culpepper'dı. Bu çok ağır bir suçtu ve cezası daha başından belliydi. Saray kayıtlarına göre odasında olup biteni duyan Catherine, dışarı fırlayarak hayatının bağışlanması için krala yalvarmak üzere koşmaya başladı. Ancak muhafızlar tarafından yakalandı ve çığlıklar içindeki kraliçe yerlerde sürüklenerek tekrar odasına kapatıldı. Orada suçlamaların araştırıldığı Zion Manastırı'na, daha sonra ise Londra Kulesi zindanına götürüldü. Olaydan bir ay sonra, Aralık 1541'de Thomas Culpepper'ın, Şubat 1542'de ise 19 yaşındaki Catherine Howard'ın kafası uçuruldu. Genç kraliçenin maruz kaldığı bu ithamın gerçekten kanıtlanıp kanıtlanmadığı bugün hala bilinmiyor. Bir varsayıma göre bu olay genç ve güzel kraliçeye karşı kurulmuş bir komploydu. Kayıtlara göre olaydan sonra Grey Lady adlandırılan hayalet, Kral Henry'nin kendisi de dahil saraydaki herkesi takip etmeye başladı. O sırada korku içinde attığı çığlık bugün hala duvarlarda yankılanmaktadır. Güvenlik servisinin bir üyesi olan Luke Wiltshire, saat 3'te Fıskiyeli avludaki yangın alarmını kontrol etmek için bir mühendisle birlikte çağrıldığında, kimsenin olmaması gereken bir bölümde merdivenlerden çıkan ayak seslerini net bir şekilde duymuştu. Ses kitaplığında çalışan Annie Heron, geç saatlere kadar çalıştığı bir gün ofisine doğru çıkan merdivenlerde bir figürle karşılaşmıştı. Daha tuhaf bir olay ise saraydaki etkinlikleri organize eden Chris Gidlow'un başından geçmiştir. Hayalet olaylarını duyduktan sonra psikolog ve paranormal olgular uzmanı olan Richard Weissman'la temas kurmuştu.
Aynı günün akşamı aracının içinde bir faksa benzeyen kısa bir mektup buldu. Baş edemeyeceğin güçlere bulaşmak üzeresin. Kırmızı odayı rahatsız etme. Böyle bir yerde çalışan insanın faks numarasının veya adresinin bulunması çok kolaydır. Ancak mesele bu değildi. Chris'in anlattığına göre arabasına bindiğinde Weissman'la daha yeni konuşmuştu. Böyle bir olaya kalkıştıklarını ve seçtikleri odanın gerçekten de kırmızı oda olduğunu dünyada bilen üçüncü bir kişi henüz yoktu. Sarayın asistanlarından Ian Franklin anlatıyor. Telsizde ziyaretçilerden birinin bayıldığını duyduğumda hemen Perili Galeri'ye gidiyorum. Olayın nerede olduğunu söylemelerine bile gerek yok. Çoğu zaman ben yoldayken olay yerinin Perili Galeri olduğu söyleniyor. Burası ise 900 yıllık uzun tarihi boyunca sayısız soylunun idamına şahit olan Londra Kalesi. 8. Henry'nin ikinci karısının da burada idam edildiği söylenir. Burası belki de dünyada bu kadar yoğun negatif enerjinin biriktiği nadir yerlerden biridir. Rivayetlere göre burada sıklıkla karşılaşılan, bazen kolsuz, bacaksız, kafasız bir şekilde beliren hayaletleri yüzünden normal insanların ruhsal açıdan kaldıramayacağı bir yerdir. Bu tür vakalardaki ortak nokta, hayaletlerin insanlara veya çevreye zarar vermemeleridir. Başta da söylediğim gibi son derece zararsız olmaları ve kendi yaşamlarını sürdürmelerine rağmen insanlar onların varlığından büyük bir korku duyarlar. Tabii bu durumlar yalnızca İngilizlerin başına gelmiyor. Dünyanın neredeyse her yerinde, eski harabelerde, tarihi yapılarda, şatolarda bu tür olaylar yaşanıyor. Burası Rusya'nın Zabaykalsk krayına bağlı Nerçinsk şehri. 1653 yılında bir Kazak kalesi olarak kurulmuştur. Ancak bölgenin en çok ilgi gören yerlerinden biri, ünlü altın imalatçısı Mihail Butin'in müzeye dönüştürülmüş sarayıdır. Birkaç sene önce burada yapılan restorasyon çalışmaları sırasında bekçiler içeride adım sesleri duydular. İlk başta bunun içeride dolaşan ustalardan olduğunu zannettiler. Ancak kısa süre sonra çalışanların erken saatlerde paydos ettiği anlaşılınca bekçileri korku sardı. Her gece geç saatlerde içeride birilerinin dolaştığı ve hatta nefesinin sesi dahi duyuluyordu. Bu olayı müzenin müdür yardımcısı Alexander Letvensev de teyit etmiştir. Letvensev'in anlattığına göre sarayın içinde dolaşırken boş odalardan kapı gıcırdamaları, adım sesleri ve sanki birisi zorlukla nefes alıyormuş gibi sesler duyduğunu aktarmıştır. Hatta bu tür olaylara hazırlıklı olmaları için müzede işbaşı yapan her yeni çalışan bu konuda önceden uyarılıyormuş. İlk başlarda böyle şeylere inanmadığını söyleyenler ve alay edenler de oluyor. Ancak kısa süre sonra hiçbir mantıkla açıklanamayacak seslerle karşılaşınca korkuya kapılıyorlar. Bu insanların bir kısmı bu nedenle işten ayrıldı. Benzer olaylara dünyanın dört bir yanından örnekler verilebilir. Peki neden metafizik varlıklar hep eski yapılarda, eski mezarlıklarda veya bölgelerde belirirler? Çok açık ki biz şu anda farklı fizik kanunlarının, farklı kuralların geçerli olduğu bir boyuttan bahsediyoruz. Enerji boyutu. Thank you.
Metafizikçilere göre bu varlıklar esasen yoğun insan enerjisinin biriktiği ya da arta kaldığı yerlerde görünürler. Mezarlıklarda veya özellikle üzerine yapıların inşa edildiği mezarlıklarda. Onların gerçekten var olup olmadıkları bilim dünyası için şimdilik cevapsız bir sorudur. Yani daha açık bir deyimle bilim, hayaletlerin gerçekten de var oldukları ile ilgili yeterli kanıta sahip değildir. Metodolojisi açısından çok fazla kanıt, ölçüm, test, defalarca doğrulanma sonucu evet diyebilen bilim karşısında fotoğraflar veya tanıklıklar yeterli değildir. Burası İngiltere'de yer alan Raynham Hall adlı bina. 1621-1637 yılları arasında yapıldı. Yaklaşık 400 yıl boyunca Townsend ailesine aitti. Dışarıdan bir saray gibi görünse de içeriden sıcak bir ev şeklinde tasarlanan bu bina, 1936 yılında Country Life adlı derginin fotoğrafçısı tarafından çekilen bu kareden sonra dünya çapında şöhrete kavuştu. 200 yıldan daha uzun zamandır burada kahverengi kadın diye bilinen bir hayaletin dolaştığı anlatılır. İlk tanıklık kayıtlara göre 1835 yılında bir Noel şenlikleri sırasında yaşanmıştır. O gece Lord Charles Townsend'ın Albay Loftus'ta dahil olmak üzere çok sayıda soylu konuğu vardı. Lucia Stone adlı bir kadının anlattığına göre o gece Albay Loftus ve Hawkins adlı iki misafir yatak odalarına yaklaşırken kendilerini ayak parmaklarına dek ürperten bir görüntüyle karşılaşmışlardı. Eski püskü elbiseler içinde kendilerine doğru süzülen saydam bir kadın silüeti. Bir sonraki akşam karşılaşma bir daha yaşandı. Bu sefer daha yakından gördüğü kadının boş göz çukurları onu daha çok korkutmuştu. Loftus'un gözlemleri bazı hizmetkarların işten ayrılmalarıyla sonuçlandı. Peki kimdi bu kadın? Efsaneye göre bu kadın Britanya Krallığı'nın başbakanı Robert Walpole'un 1686-1726 yılları arasında yaşamış olan kız kardeşi Lady Dorothy Walpole'un hayaletidir. Dorothy Raynham Hall'un son derece asabi bir adam olduğu bilinen sahiplerinden Charles Townsend'ın ikinci karısıydı. Charles Townsend, karısının kendisini Lord Wharton'la aldattığını anladığında, onu ceza olarak Raynham Hall'un odalarından birine hapsederek çocuklarını görmesine dahi izin vermedi. Dorothy, 1726 yılında çiçek hastalığından vefat edene dek Raynham Hall'un mahpusu olarak yaşadı. Bir sonraki gözlemi ise 1836 yılında yazar Charles Dickens'in arkadaşı olan Kaptan Frederick Marriott'a aitti. Marriott bu olaya inanmıyordu ve bu söylentinin insanları bu bölgeden uzak tutmaya çalışan kaçakçılar tarafından uydurulduğunu düşünüyordu. Bunu kanıtlamak için de Raynham Hall'da bir gece geçirmeye karar verdi. 1891'de oğlu Florence Marriott babasının o gece yaşadıklarını şöyle aktarmıştır. Babam o gece hayaletin en sık görüldüğü ve duvarında kahverengi kadının da büyük bir portresinin asıldığı odayı 3 günlüğüne tuttu ve yanına da dolu revolverini alarak uyudu. 2 gün boyunca hiçbir şey göremedi. 3. gece yatağına girmek üzere soyunduğu sırada kapısı çaldı. Gelenler ev sahibinin iki yeğeniydi ve onu Londra'dan yeni gelmiş bir silahla ilgili fikirlerini almak üzere koridorun sonundaki odalarına davet ediyorlardı. Babamın anlattığına göre üzerinde sadece bir gömlek ve pantolon vardı. Ama vakit geç olduğu için gençlerin odasına bu şekilde gitmekte bir mahsur görmedi. Odadan çıkmadan silahını yanına alarak esmer kadınla karşılaşma ihtimaline karşı diye güldü. Gençlerin odasına gitti, silahı incelediler, biraz konuştuktan sonra geri dönme vakti geldi.
Bu sefer gençler ona odasına dek eşlik etmek istediklerini söyleyerek aynı onun esprisini tekrarladılar. Esmer kadınla karşılaşma ihtimaline karşı. Bu nedenle üç beyefendi kaptanla birlikte geri döndüler. Bu sırada artık koridor karanlıktı çünkü ışıkların hepsi kapatılmıştı. Ancak bir süre sonra koridorun diğer ucundan kendilerine doğru bir lambanın yaklaştığını gördüler. Gençlerden biri babama doğru eğilerek fısıltıyla ''Sanırım hanımlardan biri çocukları kontrol edecek.'' dedi. Koridorun her iki tarafından odaların kapıları karşı karşıyaydı ve tüm eski evlerde olduğu gibi arada boşluk bırakılan çift kapılıydı. Dediğim gibi babam bir gömlek ve pantolondaydı. Ancak ciddi bir adam olduğundan bir hanıma bu şekilde görünmek istemedi ve yavaşça en yakındaki odaya girerek kadının geçmesini beklemeye karar verdi. Gençler de onu takip ettiler. Babam bu kadının koridor boyunca nasıl yaklaştığını kapının boşluğundan takip etmekteydi. Kadın yaklaştıkça onun gittikçe duvarda portresi asılan kahverengi kadına daha çok benzemeye başladığını gördü. Babam tam elini silahına atarak ona durmasını ve hemen burada bulunma nedenini açıklamasını talep etmeye hazırlanırken kadın tam kapının önünde durdu ve gülümseyen şeytani bakışlarını babamın gözlerine dikti. Kadının bu hareketi pek de öyle kuzu karakterli biri olmayan babamı o denli öfkelendirdi ki koridora fırlayarak kadının suratına ateş etti. Babamla beraber iki gencin de şahit olduğu görüntü anında kayboldu. Mermi ise koridorun karşı tarafındaki kapıyı delip geçerek odanın duvarına saplanmıştı. Babam bir daha Raynham Hall'un kahverengi kadınına bulaşmadı. Nihayet 1936 yılının 19 Eylül günü çekilen bu fotoğraf, anlattığımız bu hikayenin tüm dünyada duyulmasını sağladı. Fotoğraf üzerinde herhangi bir oynama olmadığı iddia edilmiştir. Fotoğrafçı Hubert Provent ve asistanı Indra Shiran'ın anlattığına göre, evin ana merdiveninin fotoğrafını çektikten hemen sonra, merdivenden aşağıya doğru adeta süzülen buharımsı bir kütlenin gittikçe kadın şeklini almaya başladığını fark edince, flaşı çalıştırmak için hemen merceğin kapağını açmıştı. Daha sonra negatif işleme alındığında ünlü kahverengi kadının hayaleti ortaya çıktı. Ardından bu kare, tüm bu anlattıklarımla birlikte 26 Aralık 1936'da Country Life dergisinde yayınlandı. Fotoğrafın gerçek olup olmadığı tartışmaları ise o zamandan beri devam etmektedir. Kimi eleştirmenler Shiran'ın merceğe yağ veya benzer bir madde sürerek bu görüntüyü elde ettiğini söylediler. Kimileri merdivenden inen şeyin Shiran'ın kendisi olduğunu veya kadraja bir şekilde düşen ışık hüzmesi olduğunu öne sürdüler. Fotoğrafın o dönem çok kullanılan çift pozlama yöntemiyle çekildiğini iddia eden John Fairley ve Simon Welfare adlı iki uzmanın açıklamasına göre her basamağın üzerinde iki görüntünün üst üste bindirildiğini gösteren hafif çizgiler ve sağ korkuluğun üzerinde ise iki kez yansıyan ışık patlaması bunun kanıtıydı. Hatırlatalım ki Nikola Tesla'nın Colorado Springs'teki laboratuvarında çekilen bu ünlü fotoğrafları da çift pozlama yöntemiyle oluşturulmuş ve Tesla kendisi de bunu itiraf etmiştir. Ancak söylediğimiz gibi tartışmalar bugün hala devam etmektedir. Peki acaba bu fotoğrafın üzerinde hiçbir oynama olmadığı kanıtlansaydı, bu hayaletlerin gerçek olduğu anlamına gelir miydi? Bunu hemen cevaplandırmak biraz zor. O zaman da öncelikle böyle bir görüntünün nasıl oluşabileceğine dair farklı varsayımlar da ileri sürülürdü. Sanıldığının aksine bilim insanları paranormal olaylara karşı kayıtsız değiller. Fakat bu tür konular özellikle de bilim camiasında alay konusu olabildiğinden araştırmalar gizli yürütülür. Buna rağmen hayalet olgularıyla sık karşılaşılan ülkelerin bir istatistiki sıralaması yapıldığında ilk başlarda yer alan ülkelerin ortak özellikleri ortaya çıkıyor.
Bu olgular dünyada en sık İngiltere, Avustralya, Bangladeş, Barbados, Brezilya, Kamboçya, Kanada, Çin vesaire gibi ülkelerin özellikle deniz kıyılarına yakın bölgelerinde yaşanıyor. Viktendi'ye göre bu insanların bu tür görüntülerle karşılaşmalarının nedeni kuvvetli deniz rüzgarları olabilir. Bu rüzgarlar insan kulağının algılayamadığı ancak görsel etkilere neden olabilen ses dalgalarına neden olur. Başta da söylediğimiz gibi esasen yaklaşık 19 Hz gücünde olan bu titreşimleri kulaklar duyamaz ancak gözler aslında görülmediği zannedilen objeleri yakalayabilir. Viktendi'ye göre bunun sebebi göz elmasının titreşim frekansının 19 Hz'e yakın olmasıdır. Viktendi'nin araştırma sonucu bazı olgularla örtüşüyordu. Örneğin hayaletlerin en yoğun şekilde görüldüğü yerlerden biri olan İngiltere adaları, dünyada deniz rüzgarlarına en yoğun şekilde maruz kalan bölgelerdendir. Yoğun rüzgarların yarattığı ses titreşimlerini insanların kulakları algılayamıyor ancak bu sırada gözler belli belirsiz siluetler görürler. Şekillerin ne olduğuna ise beyin o sırada saliseler içinde karar veriyor. Yani algıladığınız şeyle anladığınız şey aslında aynı şeyler olmayabiliyor. Görüntüler ve bazen de nereden geldiği belli olmayan ilginç sesler muhtemelen ortamın genel ambiyansına uygun olarak beyin tarafından dönüştürülüyor olabilir. En sık duyulanlar adım sesleri, takırtılar, kahkaha sesi, açıp kapanan kapıların sesleridir. Bunlar esasen terk edilmiş büyük yapıların içinde duyulan seslerdir. Uzmanlara göre boş binaların içinde serbestçe dolaşan farklı rüzgar uğultuları bile yer yer ilginç seslere dönüşebiliyor. Ancak yine de bilim durmadan inceler, doğrulamaya veya yalanlamaya çalışır, en azından bahsi geçen olgunun aslında ne olabileceğine dair olası cevaplar bulmak için çaba harcar. Yani hipotezler üretir. İşte hayalet karşılaşmaları ile ilgili olası bilimsel varsayımlar. 1. İnfrason. Bilim insanları hayaletlerle karşılaştığını zanneden insanın bunu neden yaşadığını açıklamaya çalışırken, hayaletlerin seslerinin ve görüntülerinin belirli frekansların altında olduğu varsayımına göre hareket ederek, 2003 yılında çok sayıda insan üzerinde aynı testi uyguladılar. Onları insan kulağının algılayamadığı 20 Hz'in altında sese maruz bıraktılar. Deneklerden %22'si sesi duymamalarına rağmen o sırada açıklayamadıkları bir endişe, iğrenme ve korku hissi yaşadıklarını anlattılar. Bilindiği üzere depremler, volkanik aktiviteler veya yıldırım gibi olaylar ya da dizel motorlar, rüzgar türbinleri ve bazı hoparlörler infrason üretebilir. 2. Küf veya küf mantarı. Küfün solunması yalnızca solunum sistemine zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda deliryum, anksiyete ve anlamsız kokular da olmak üzere çeşitli nörolojik sorunlara yol açabiliyor. Deliryum özellikle ileri yaştaki hastalar ve çocuklarda görülen, bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil ya da yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme şeklinde kendini gösteren çoğunlukla geçici bir durumdur. Hayalet ve özellikle de cin vakalarının genelde eskimiş, yıllar önce terk edilmiş küflü binalarda görülmesinin nedeni bu olabilir. Bilim bu iki şey arasındaki bağlantıyı netleştirmek için çalışmalar yürütüyor. Belki de yakın bir gelecekte bu kanıtlanabilir. Ama şimdilik yalnızca varsayımlardan biridir. 3. Karbon monoksit. Karbon monokside uzun süre maruz kalan insanlar o anda orada olmayan şeyleri görebilir ve duyabilirler. Tadı, kokusu ve rengi olmayan bu oldukça zehirli gaz, organizmaya ve bilince hiçbir şey fark ettirmeden yavaş yavaş zehirler. Çok ileri aşamada hissettiğiniz şeyler, görsel, işitsel halüsinasyonlar, açıklayamadığınız büyük bir korku, panik hissi ve göğsünüzde yavaş yavaş oluşan basınç olacaktır.
Başta sorduğum, insanlar aslında son derece zararsız olan bu görüntülerden neden bu derece korkuya kapılırlar sorusunun cevabı da bu olabilir. Onlardan nadir istisnalar haricinde korkarız çünkü korkuya, paniğe ve görüntülere aynı etken neden olduğundan her üçü aynı anda ortaya çıkar. 4. Telkin veya ikna gücü. Bilim insanlarına göre eğer yakınımızda hayaletlere olan inancımızı destekleyen bir veya birkaç kişi varsa hayalet görme ihtimalimiz yükselir. İnsanların içinde birkaç insanın bulunduğu hayalet hikayelerine daha fazla inanma eğilimi göstermelerinin nedeni de budur. Daha büyük gruplar söz konusu olduğunda ise bu defa kitle histerisi denilen olgu ortaya çıkar ve bu sırada yine acayip yapay görsellere şahit olunabilir. 5. Havasızlık. Havalar ısınınca özellikle klimasız odaların daha fazla havalandırılması gerekmektedir. Doktorlar bazı durumlarda odadaki oksijen eksikliğinin baş dönmesine, sanrılara ve halüsinasyonlara neden olabileceğini söylüyorlar. Bu sebep her şeyi açıklamayabilir ama en azından göz ardı edilmemelidir. Son olarak basit bir gerçeği de unutmayalım. Biz korkuyu seviyoruz. Nörologlar korku sırasında insan beyninin aslında zevk duygusuyla ilişkili bir hormon olan dopamin salgıladığını keşfettiler. Yani kulağa her ne kadar tuhaf gelse de korku filmlerini komedi filmlerine tercih etmeniz ya da hayaletlere inanmanız ve onlarla karşılaşmak istemeniz aslında sadece inançlarınızla ilgili değil, kaç dopamin reseptörünüzün olduğu ile ilgili bir durumdur. Keza bir önceki videomuzla bu videomuz arasındaki izlenme farkı da.